Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Montank Blade 2 Bannerlord'da The Old Realms modunda Vampir serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz vampir ordumuz toplanmış ve bu toplu vampir ordusuyla beraber tek tek imparatorluk şehirlerinin içinden geçmiştik. İmparatorluğa indirdiğimiz bu büyük darbelerin yanı sıra nihayet Lord Harkon bize toprak bahşetmeye başlamıştı. Lakin vampir ulusunun kaderi için Lord Harkon'a ihanet edilmeli ve ihanetin ardından da topraklar yeni klanlarla bölüşülüp büyük ve güçlü bir vampir ailesi kurulmalıydı. Bu bağlamda sevgili arkadaşlar, Altdorf İmparatorluğun ana şehirlerinden biri, hatta imparatorluğun başkenti, kalbi. Altdorf'u imparatorluğun elinden alıp yandaki kaleleri falan da kuşatıp 5 topraklı bir hale gelebilirsem krallığa ihanet edip toprakları elimde tutmak suretiyle büyük ve geniş bir vampir ailesi kurmak istiyorum. Sonrasında da işgal ettiğim her toprağa yeni bir vampir ailesi, işgal ettiğim her toprağa yeni bir vampir ailesi, böyle bütün diyara yayılma hedefim var. Tabii ki bu dediğim şeyler, bu dediğim olaylar, ihanetler gerçekleşmezse geçerli sevgili dostlar. Umarım Montank Blade 2 Bannerlord serilerinde eğlenceli, güzel zaman geçiriyorsunuzdur efendim. Biz hemen serüvenimizde ilerleyelim. İmparatorluğun başkenti Altdorf'u koruyan kudretli adamların olduğuna inanıyorum. Özellikle kuşatma silahlarının da varoluşu buranın fethedilmesini bir parça daha zorlaştırıyor tabii ki, ama hiç önemli değil. Bir şekilde oraya gireceğiz. Ki zaten şu anda imparatorluk lordlarının çoğu esir. İmparatorluk feci bir şekilde kan kaybediyor. 3 kenti, 3 kalesi kalmış vaziyette imparatorluğun ve bize karşı direniş gösterebilecek durumda değiller. Belki de onlar şu an son savaşını bile veriyor olabilir. Her şeyi zaman gösterecek kıymetli arkadaşlar. Ve ben yeni ele geçirdiğim yerde hiçbir şey yapmadım. Bogenhaven'da Allah ne verdiyse bir şeyler oluyor ama bir şeyleri mancınıklatmayayım. Geri kalanı hallolur. Kaleleri ver, şehirleri sen al. Abi kale de alabilirsek senin dediğin gibi yapmayı planlıyorum. Yani şehirlerin bende kalması bence de önem arz ediyor. Zira sağlam bir ekonominin temelini atmak lazım. Eksi 3000 kaybediyorum. Bir şey kaybetmiyormuşum. Ölüler ordusu para da yemiyor, yemek de yemiyor ama ölüler ordusu bir halta da yaramıyor. 196 kişilik adam baga mı girdi? Öldü mü? Kaldı mı? Birader biz savaşı bitirdik. Adam hala savaşa teşrif edecek ha. Herif hala gelmedi ustam. Arkadaşlar kameram biraz kapalı bu arada. Herif hala gelmedi yani. Adam gelecek, savaşa teşrif edecek de. Bence bilerek gelmiyor var ya. Ya da ilerleyemiyor olabilir buraya doğru. Çünkü her yerde haydutlar falan olduğu için onları mı kovalıyor acaba? Ya sonsuz bir kovalama döngüsünün içine sıkışmış olabilir adam, anladın mı? Çünkü harbiden çok fazla şey var. Abi hiçbir lord serbest kalmıyor. Kimse için fidye kabulümüz değil. Hocam o neymiş öyle ya? İmparatorluk tarafından gelen barış teklifine şu an bakmayacağım. Şu şehri de alalım. Öyle barış tekliflerini değerlendiririz. Hadi baba şu yukarıdaki yerleri bir alın. Zaman geçmeden. Oğlum kaç tane mancınık kurdu herifler. Aha. Hiçbir şey kuramadılar. Abi bir de ulak barış teklifi getirdi. Bizimkiler barışır marışır dımdızlak ortada kalırız. Gece mece ben başkenti ele geçirmeye gidiyorum.
Hocam selamlar. Şu kılıcı bir çiftele alayım. Çıkar beni yukarı doğru. Böyle mi kaldık ya merdivende asılı? Boz kese kese giderdik. Bak halberde falan da aldım artık. Şu çekiç gönderli silah çekici. Bu da alan vuran çekiç. Alan vuran çekiçle şey yapabiliriz abi, şeyler yapabiliriz. Ben her türlü kılıcı tercih edeceğim sanırım. Gece vakti korktuğum kadar karanlık değil ya. Ya oynaya oynaya gözler alıştı. Ya da hakikaten o kadar karanlık bir zamanda savaşa girmedik. Ups. İnşallah bir yerde save almıştır. Bu kesinti hayra alamet değil çünkü. Ne oldu? Çok mu artistlik yaptım? Çok mu şov kestim? Bannerlord kendini kapattı. Evet dostlar. Birazdan save dosyamız çöktü bile. Birazdan save dosyamız yerinde mi değil mi? Öğreneceğiz. Aşkım iki tane şehir aldım. Eğer Efendisi Dobby'ye şehir vermediyse Mateus ne yazık ki tarihe karışır. Hayatım iki şehir la. O kadar ilerleme yani. 1,5 saat savaştım ben orayı için. Tam başkent kuşatmasından hemen öncesi. Tekrardan bir save'imizi aldık. Elbette ki auto save'in üzerine mi aldım? Yok tamam. Mateus'un üstüne save aldım. Sıkıntı yok. Tekrar kuşatırız. Endişelenecek bir şey yok. Tek sıkıntı geçen el mancoları falan zor devirmiştik. Bu hal umarım öyle olmaz. Bir dakika kadar geriye gittik. Harry Sniper teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Hoş geldin. Yani belki oyun çöktü geri geldi ya. Şu orduya katılmak için bekleyen ama bir türlü katılamayan 196 adam da gelir belki. Aynen bak hareketlenme başladı. Adamın orada eriyor. Artık haydut mu dövüyor? Ha? Haydut döve döve biçe biçe gelmiş aslanım benim. Bug'a girmiş elemanın ordusu. Belki de o çökerttirdi bilmiyorum ki. Selamlar Dekbo, hoş geldin. Merhabalar. Gaza geldim anasını satayım. Koçbaşı'nı niye kaldırdıysam. Şunların hepsini tekrar kur. Şimdi mancınıkları bir haşlayın orada. Adamların elinde bir iki tane balista varmış yedekten. Anda balistaları bitti. Şimdi sevgili tribüşelerin atlamadan sur üstündeki mancını ve şeyi alması lazım. Bir ulak barış teklifine geldi. Tamam. Adamların mancınığı yok. Mancınık basmadan bu herifler girelim içeri.
Kardeşim aynı pozisyonu alacağım. Beceriksiz adam. 2x beceriksiz adam. Adamlar tüfekle falan sıkıyor hocam. Selamlar Yunus Emre, hoş geldin. Abi dana gibi zıplıyor kendisi. Ve elimizde de efsanevi bir silah var. Ejder dişi kılıcı. Vallahi ne yapayım Yunus Emre, bildiğin gibi. Kick'te partner olma mücadeleleri. Babuş'un günlüğü gün 48. Düşmanlara korku salıyorum. Arada mindere mindere salıyorum. Öyle. Bu arada arkadaşlar, İmparatorluk ateşli silah gücü bakımından bizden üstün. Yani mesela merdivenlerden falan hücumda bizi mahvederler. Partnerlik için ne istiyor? Ortalama 100 izleyici. Bizim ortalamamız 53. Çünkü ben bir ay kadar eş zamanlı yayın yaptım. Eş zamanlı yayınlarda 20 kişi falan izliyordu. Caner'im hoş geldin. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun, nasılsın, keyifler nasıl? İzmir'de denk gelemedik Caner'im ya. Sana çok uzak bir köşeye gitmişiz galiba. Böyle bir karşılıklı çay kahve içmek nasip olmadı. Sağlık olsun bir sonraki sefere. Hatun bir şey dediysen duymadım. Ama adamların birinde hop mop bir şey var. Bomba falan attılar galiba iki defa üstüme. Gördünüz mü bilmiyorum. Ateşli silahıdır, bombasıdır. Topudur, tüfeğidir. Bayağı canımızdan etti bizi. İlk defa bir fight'ta yarım canı yedi bitirdi. Biri bomba attı kesinlikle ya. Birader ben teke tek dövüş ustasıyım. Kiminin kolu, kiminin bacağı kopa kopa. Dostlar, bu arada vurduğum adama farkındasınızdır, 200 hasar, 300 hasar. Bir de artık yakın dövüş silahlarımda zırh delme var.
Öyleymiş, öyleymiş canerim ya. Senin olduğun yer tam bizim karşıda kalıyormuş. Ben hiç İzmir'e gitmediğim için daha önce. Ben de bilmiyorum da tabii. İşte bizimkilerden duyduğum kadarıyla. Arkadaşlar evlerin birinin içine girdik bu arada. Ve oradan geri çıktık. Çatılardan çatılara hareket ediyorum. Abicim avlayın adamı. O bug'a girdi muhtemelen ya. Her çatı modellenmiş halde mi bilmiyorum da tabii. Öf 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 öf. Assassin's Creed mi lan bu? Arkadaşlar yayın daha devam. Aleyküm selam Ghost Mekon, hoş geldin. Vampir krallıkları daha üstün. Sevgili hocam. Vampir krallıkları daha üstün. İnsanların vampirlerin fiziksel gücüne ve büyü gücüne karşı üstünlük sağlayabilmesi için teknolojiye ihtiyaç var. Bu kalenin girişinde bana bomba ve top attılar. O yüzden böyle canım azaldı. Adamlar tanka topa geçmeden bizim çok fazla canımızı yakamıyorlar. Alan herkese esir al. Bunlar da bomba atar vardı ya diyorum ya. Yani profesyonel bir ordu vampirleri avlar mutlaka. 5 saattir aynı oyunda değiliz efendim. Hoş geldiniz öncelikle. 5 saattir Bannerlord'da değiliz. Öncelikle Denizen isimli gerçek hayat simülatör olarak adlandırabileceğimiz bir simülasyon oyununu oynadık. Sonrasında yayın akışına Turmoil ile devam ettik. Turmoil ve Denizen'in ardından bu arada güzel bir 70 zırhlı şey. Bunu şu bizim iskele şövalyeye vereceğim. Sonrasında Bannerlord'a giriş yaptık. Yani bu görmüş olduğunuz save 5 saatlik bir save değil. Çok daha öncesinde de oynandı. Bilginiz olsun. İçerik olarak 10-11 saatlik bir save dosyası diyebilirim. Daha iyi, daha iyi. Modun optimizasyonu ve diğer seçenekleri daha iyi. Şimdi elimdeki orduyu bizimkilere paylaştıracağım. Bizimkilerde yeterince asker var. Bu yüzden elimdeki askerleri Magnus'a vereceğim. Özellikle iskeletleri. Aa tam çıktı. Dostum merhaba. Sana da bir asker verelim. İmparatorluğun başkenti Altdorf an itibariyle düştü dostlar. Kendi vampir imparatorluğumuzu kurmak ve bu krallıktan ayrılıp diğer lordlara toprak verebilmek için evet barış anlaşması yapmaya razıyız diyor. Barış anlaşması yapalım. Bu toprağı da kendime alabilirsem ihanet edeceğim. Alamasam da ihanet edeceğim. Şurası da benim Bogenhafen. Oraya da bir bakayım. Abi Altdorf'u da bana ver lütfen. Oo çok iyi oldu lan. Vallahi çok iyi oldu. O zaman ben Altdorf'u main şehrim yapıyorum. Agatello, dağılabilirsiniz. Ben sadece kendi adamlarımla kalacağım. Siz dağılabilirsiniz abi. Bu 700 adam bana yeter. Artık yavaştan diş geçirebiliyoruz bunlara. Bu güzel bir şey. Yavaştan diş geçirebiliyor olmamız. Yani normalde tek klan burayı çok deli yönetiyordu. O algının kırılması iyi oldu. Şöyle bir 50 bin altın bağışlayayım şuraya. Hocam, önce atölye. Bak önce su kemeri bir numarada. Sonra atölye. Sonra pazar yeri.
Sonra panayır alanı falan filan. Burada zaten ağırlıklı olarak insan durmayacak. Varsa orduma şu ciddi askerlerden alırım. Tamamdır hocam. Burada iyidir. Şimdi arkadaşlar büyük bir atılım yapmanın zamanı geldi. Haydi bismillah. Hayalini kurduğumuz oyun toplam evet 867 saat. Hayalini kurduğumuz o vampir krallığını kurmanın zamanı geldi. Ordumu dağıttım ve krallıktan ayrılmayı seçtim. Bütün mülkleri elimde tutarak. Buraya sanırım önce birini koymam gerekiyor. Kentin yönetimi için. Sonra çık, gir. Kontesle konuş. Krallığımızın kurulma zamanı geldi. Krallığımızın adı şu olacak abi. Ejder kanı olanlar var. Dragonblood. Bizim de böyle bir soylu isme ihtiyacımız var. Worm Castian ailesi var. Babuş vampir ailesi. Yok abi babuş değil. Babuş değil böyle efsanevi bir şeyler olsun istiyorum. Dragonborn. O çok şey olmaz mı ya Furkan Hanım? Tam böyle tıpı tıpı aynı. Tıpa tıp aynı olsun istemiyorum ya. Kurgusal bir evrende bir vampir ailesi yazmaya çalışıyoruz ama. Silver Blood, Rabbit Blood, tavşan kanı. Çay mı lan bu? Ejder Doğan değil de Ejder Boğan. Fatih'in fedaileri de çok iyiymiş bu arada. Fatih'in fedaileri de çok iyiymiş abi. Sight of Blood. O ne demek hocam? Yarasanın fedaileri. Kanın görüntüsü mü? Blood of Steel. Bedborns falan oluyor mu hocam ya? Çelikten kan. Çeliğin kanı. Kana susayanlar. Evet. Şeyi beğendim ya. Blood of Steel'ı beğendim abi. Çelikten kan güzel olur. Çünkü gerçekten de yakın dövüşte çok iyi olduğumuz için. Aa bak. Tayfa katliam. Tamam. Krallık kuruldu. Şimdi Hacı abi. Krallığın yükseliş döneminde kimsenin bize dayılanmasını istemiyorum. Sen kentten bir geri gel bakayım birliğime. Öncelikle hepiniz bir araya toplanın. Çünkü karşımızdaki dark büyük olabilir. Hiç nüfuzum olmadığı için adamlarla barış yapamıyorum tabii. Tek başıma burayı idare etmek zorunda değilim. Şu vampir lordlarını teke tek de bulup şişleyebilirim. Ya da paralı askerleri dövebilirim. Zamanında omuz omuza savaştığımız paralı askerler bu arada. Ah be. Ah be abi. Spastik idman yurdu varken gitti bokum gibi isim mi koydu? Abi tercihen.
Tercihen spastik idman yurdu olmasın be. Şimdi biraz nüfus kazanalım. Adamlarla direkt barış anlaşması imzalayalım. Ondan sonra ben bu şehirleri lordlarıma verip yavaştan bir şey yapmaya çalışacağım. Binicisini nereden acıladın lan? Ama bizde zırh delme var koçum. Dört tane bomba attılar bana, ölmedim. Okunuzla mı öleceğim? Deyip böyle bok gibi can veriyorum değil mi? Hışık diye. Zehirden uzak duralım. Bu arada şaka bir yana, insanların okları yayları beni öldüremez ama büyüye karşı o kadar dayanıklı değilim ve bu büyü dediğimiz kavram dosta düşmana ayırt etmeden vuruyor dostlar. Yani mesela Manfred'in vampir ailesi var, tamam mı? Manfred'in vampir ailesi full büyücü. Kara büyü yapabiliyorlar. Gökyüzünden meteor düşürüyor atıyorum. Meteor kimin kafasına düşerse düşsün, o adam bir hakkın rahmetine kavuşuyor. Dost düşman ayırt etmiyor. Vampir lordlarının kendi iç hesaplaşması. Bu arada savaştığım bu adamları serbest bırakacağım. Tamam, şerefsizdi ama belli bir yere kadar, anladın mı? Şerefsizdi ama belli bir yere kadar. Birlikte silah tuttuğumuz adamları idam etmek ya da öldürmek yok. Serbest bırakacağız onları. Hocam buyurun. Kurulum videomuz var efendim. Size link iletmemi ister misiniz? Bir saniye. Hemen şeyimde zaten. Yok. Şeyimde değilmiş. CTRL CVM'de zannediyordum da. Kopyala yapıştırımda. Şeyimde derken. Abi link bu. Kurulum videosu. Serkan sağ olsun anlattı. Hani nasıl indirilir, nasıl kurulur. Hangi siteden indirebilirsiniz? Açıklama kısmında linkler var. Reklamsız direkt modun kendi linkleri. Fall damage falan yemiyorum dostlar bu arada. Uçan vampir. ...85 kayıp var, bizim çocuklardan var kayıp. Çok da mühim değil. Ben dediğim gibi bu arada kan ejderhalarıyla barış anlaşması imzalamaya çalışacağım. Yeterince nüfus kazanabilirsem. Abi zamanında yan yana savaştığımız adamlara kahpelik etmiyoruz. Benim meselem kişisel değil, agalar. Ben daha güçlü bir vampir diyarı için çabalıyorum. Lorduma ihanet ettim. Çünkü daha güçlü bir vampir diyarının anahtarı ondan geçmiyordu.
Bu arada şu Kontes'in Miğfer'i atalım ya. Hanımlar Miğfer'siz olsun. Şunu Altdorf şehrine dikelim. İskelet savaşçı kalsın. 46. Bir an evvel kaçmayı tercih etti eleman. Aa. İyi bari ya. Güçlü olanlar ayrılmıyor gruptan. Güçlü olanlar gruptan ayrılsa çünkü ben bir çirkinleşebilirim. Hep unutuyorum ya her seferinde. Kapasiteyi aştığın an sıkıntı geliyor böyle. De klan levelim de yeterince iyi değil galiba. 247'ye çıktı benim birlik tutma kapasitesi. Bogenhafen'a doğru bir gidelim. Savaştığımız adamları serbest bıraktık. Biraz para için şey yapalım. Save almayı unutmayalım bu arada. Cellat baltası. Çoklu vurmak için şu baltayı tercih edebilirim bu arada ya. Yani o kadar mod kur et. Git gene nasipte cellat baltası. Güzel bir büyü veren zırhmış bu arada. 46, 25, 25. 49, 17, 17. 49, 17, 16. 49, 17, 16. Ama 34, 4'tense şunu bir al. Ben bu iskelet savaşçıyı benimsedim ya. Sen benimle beraber kalacaksın aslanım. Bu yüzden sana efsanevi bir item verdim. Şu efsanevi itemi al. İmparator halberdini al. Ben bu çocuğa çok yatırım yaptım. Çok. Aşkım edemez. Çünkü grubumdan ayırmayacağım kendisini. 34. 36'lık imparatorluk zırhı varsa diğer 34'lük zırh da bu çocuğa gider. bine Griffin zırhı falan var da benim Griffin'im yok. Ve ben Griffin'e binemem. Bu şehirde ne kadar çok efsanevi eşya var dostlar ya. Acayip yani. Başka bir 36'lık zırh var. Aldım bunu. Attım bunu. Gene mi 30'luk şöyle adam akıllı bir omuzluk verelim. Ya en olmadı sırf eksiye girmemek için şu Grifon zırhını alırım. Bir gün bulursam giyerim ya. Şimdi şu adamlarla benim barış yapmam lazım ki başım çok belaya girmesin. Ya da bu üç şehri kendi elimde tutar, gider kale alırım. Aldığım kaleye göre bir şeyler veririm. Bu şehre de bir 50 bin bay. Birader önce... atölyeleri fullemiş. Önce panayır alanı o zaman. Panayır alanı, pazar yeri, milis bölgesi, tahıl ambarı. Yürü bakayım. Überseyik'e doğru gidelim. Buralar ne la böyle? Ben buraları temizlerim çünkü bizim içerideki lordlara falan zarar verir bunlar. Var mı burada bir sıkıntı? Atölye kuruluyor. Sıkıntı yok. İşler tıkırında. Steam'in gene alıyorum ya.
Size şöyle bir tek. Aa, hiç asker kaybetmemiş gibi olduk. O zaman dandik iskeletleri atalım. Var olan iskeletler de ordumuza bir kalıp katsın. Şimdi eğer kampımız bunların kuşatma kulesinden erken kurulursa ben bu kaleye anında dalarım. Ama yok, onların kuşatma kulesi erken kurulacak. Krallıktan ayrıldım, kendi krallığımı kurdum ataman ki şimdi de kale male alıp kendi lordlarıma vereceğim. Kendi vampir ailemi kurmaya başlayacağım. Konteslere falan toprak vermeyi bekliyorum. Adamlar dört tane mancını dizdi ağzımın ortasına. Ya bunların elinde çok okçu mokçu yoktur yani. Okçusu ne topçusu hani. Yararız biz bunları. İçeride iki tane lord var da dandik lord onlar. Surların üstünü temizle girelim. Yürü abi yürü yürü yürü. Gece vakti mece vakti. Bloodkeep'i nasıl alacaksın? Niyetim buradaki vampir ailesini yok etmek değil. Günün sonunda sadece kendi vampir ailemi kurmak ve vampir ulusunu daha da yükseltmek istiyorum. Şu an sadece önümdeki bir engeller. Yani illa yok edilmelerine ya da ölmelerine gerek yok. O yüzden birkaç kalesini malesini alıp barış anlaşmasını çakacağım. E World Conquest'i nasıl alacaksın diyorsan vampirlerin kellesini aldığın zaman otomatik sana düşüyor zaten. Yani dövüşte rakibi sıkıştırırım. Teke tekte. Bırakın da beni. Hayır 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 hayır. Tamam okey. Şu lordlardan biri onu biliyorum da. Vampirler birbirini kırıyor, mecbur birbirini kırıyor. Aa, tabii onların da elinde ben benle aynı kalitede Black Knight'lar olduğunu unuttum. Ya bizim ejder dışı kılıcında bu kadar savunma atabiliyorlar mıydı onu hatırlamıyorum bak.
İçeri sağlam askerler koymuşuz. Kendimizi tebrik ediyorum. Selamın aleyküm. Benim adam ölmez çünkü üzerimdeki zırhlar çok iyi ve oynadığım vampir arkı yakın dövüş ustası. Ya beni öldürebilmelerinin tek yolu patlayıcı silah kullanmaları. Bomba atar falan kullanmaları lazım beni öldürmek için. Çünkü öteki türlü 3-4-3-4 daha fazla zarar veremezler. Efendim oyunda oynadığınız karakterin kariyer ağacı var. Her bir kariyer seviyesinde yeni özellikler kazanıyorsunuz. Benimki şu an en üst seviye şövalyelerden, kan şövalyelerinden biri. Bu arada zamanında bu adamlarla omuz omuza savaştığım için tabii ki adamları serbest bırakacağım. Şunları alalım. Olmadı kaleye koyarız. Ve yüksek seviye adamları esir alalım. Düşük seviyeler kalsın. Tabii ki. Ya vampirlerin çoğu... Ya şimdi şöyle arkadaşlar, oyunda kelle almadığınız sürece ölüm diye bir şey yok. Bu karakterler yaşlılıktan muaf karakterler. Herhangi bir şekilde yaşlanıp ölme ya da işte ne bileyim hastalıktan ölme, vadesi dolma gibi durumu söz konusu değil. Bu karakterleri öldürmenin tek yolu onların kellesini almak. Kelle almadığınız sürece yaşamaya devam ediyorlar. Bununla beraber evrende birçok güçlü karakter var. Biz yakın dövüşümüzle öne çıkarken, bireysel saldırı kuvvetimizle öne çıkarken, ki onu da size göstereyim şöyle. Hocam cazibe fulleyelim. Onu da size göstereyim şöyle. Bak kariyer şeyi var, görüyor musun? Kariyer ağacı. Burada verdiğin her skill puanı, ki benim kariyer ağacım full, sana yeni özellikler kazandırıyor. Yani bizimkiler yakın dövüşte, yakın dövüş gücüyle öne çıkan karakterler. Lakin başka vampir aileleri de var. Olgunum hoş geldin. Örneğin Vornkastein vampir ailesi. Büyücü. Adamlar büyü gücüyle öne çıkıyor. Yani sen istediğin kadar yakın dövüşte iyi ol. Herif kafana bir tane meteor indiriyor. Bitti. Lanet büyüleri var adamların. Lanetliyorlar. Lanet büyülerinden de kurtulmak her baba yiğidin harcı değil. Her baba yiğidin harcı değil dedim. Kurtuluş yok yani lanet büyülerinden. Yavaş yavaş zehirleyerek öldürüyor. Gibi gibi. Ya seni atından düşürebilir, bineğinden indirebilir. Türlü türlü şeyler yapabilir. Evrende güçlü olan çok fazla karakter var. Böyle bir sizi ezip geçeyim. Hiçbir şey almıyorum. Ya şimdi şöyle. 150 binlik Griffin armorunu sattı enayi diye düşünme. Neden? Griffinler kutsal varlıklar. Kutsal hayvanlar. Dolayısıyla bir vampirin Griffin'e binebileceğini zannetmiyorum. Mesela bizimkinin zırhından da falan anlayabileceğin üzere bizimkiler de normal at değil. Elbette normal ata da binebiliyorsun ama iskelet atlar var, böyle ölümden diriltilmiş atlar. Onlar da insana binemiyor. Ya insan da onlara binemiyor.
Rica ederim efendim, ne demek? Hocam, artık klan kurmanın vakti geldi diyeceğim. 500 nüfuza ihtiyacım var. İlk iş Kontes Nete'ye klan kuracağım. Ama 500 nüfuz lazım. Buluruz, buluruz ya. Daha politika falan da geçireceğim. Liderlik yeteneği falan artınca 5. birlik düşürüyordu galiba sahaya. Liderlik kaçtaydı onu hatırlamıyorum. Ben paso dangoz gibi yakın dövüş gittiğim için... Ha, buradaydı. Liderlik 250'de. Ölü Griffin yok mu? Ben rast gelmedim. Ama şöyle bir şey var mesela. İnsanlar top, tank, tüfek onlara da kuşanabiliyorlar. Yemek satılan yerde bildiğin top falan da var. Hatta bulabilirsem göstereyim. Adamlar başına geçiyor. Taktuk 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 sana top atıyor. Bak böyle şeyler var. Witch Hunter'lar. Bunlar bizle konuşmuyor tabii ki vampir olduğumuz için. Şey ya, Birinci Dünya Savaşı tankı gibi düşün. Birinci Dünya Savaşı tankı gibi bir şey. Öyle gelişmiş bir şey düşünme. Burada yokmuş mesela. Buhar tankı. Abi bir şey diyeceğim. En azından bir barış anlaşması yapalım mı şunlarla? Tamam. Kafamız bir rahat etsin. Orduyu bir dağıtalım. Buraları bir farmlayın. Ben 500 nüfuzu nasıl kazanabilirim? Benim klan seviyem 5'e yükseldi. Klan seviyem 5'e yükseldiğine göre... İstediğimiz yerden alırız kaleyi sence. Niye sıkıntı olsun ki paşam? Kral benim. Tık dediğim an dalamayacağım devlet yok ki. Ya herkesi zayıflatıp şey yapabilirim yani. Şuralardan bir kampları kaldıralım. Kamp yıkmak nüfuz veriyor muydu? Tabii canım. Bak ben sana insanların... ansiklopediye erişemiyor peki. Ben sana insanların asker ağacını göstereyim. Adamlar şeye sahipler biliyor musun? Bomba atara sahipler. Yani şeyleri var. Grenade launcher'ları var. Adam bildiğin at sırtında bomba atarla takılıyor. Ya 1000 kişilik iskelet ordusu kur istersen. Adam geliyor bomba atarı bir koyuyor. Bitti. Hadi görevlerde şu ejder kılıcını kullanalım. Artı 9. Işıklı mışıklı. Şimdi 500 nüfuz yapınca ilk vampir ailemize merhaba diyeceğiz bu arada. Tribüşe, tribüşe. Ben tribüşe sattım. Doğru, bir tane tribüşe vardı. Ya 50 mühendislik gerekiyordu. Bende de mühendislik yeteneği yoktu. Birader şuna baksana. Adam doğramaktan yani böyle. 300 yetenek falan yapacağım yakında. Surların üstünden zıplayarak gezmek falan eğlenceli ya. Aynen tribüşe diye okunuyor. Doğru. Sadece Blood Knight'lar. Blood Dragon'lar.
O Blood Dragon'ları ben şey yapacağım. Yok, nüfuz vermiyor o kadar. Klan seviyem arttığı için şey de arttı. Gündüz olmadan buraya gelebilir miyim? Gelemedim. Ya o nüfuzu nasıl katacağız ya? Dur bak ben sana imparatorluk birliklerini göstereyim bu arada. Askerlerden. Bak mesela. İmparatorluğa hizmet eden askerler arasında. Sevgili hocam. Acemi İmparatorluk askeri. Yok bu normal imparatorluk birliği zaten de. Bak adamların Griffin binicileri var. Griffin şövalyeleri. Armorları falan da sağlam bu arada. Öyle tırt değiller. Sen bana okçularından göster. Bak mesela Empire Handgunner. Adam silah kuşanıyor kanka. Bu adamlar imparatorluğun silahlı askerleri. İmparatorluk silahla hazırlanabiliyor fightlara. Bir de şey vardı. Bulabilirsem ben sana süvarileri de göstereyim. Süvarilerden vardı. Şunlar neymiş ya? Oo, bunlar da şeyler sevgili dostlar. Vampir avcıları, ışığın şövalyeleri. Tabii canım, diyarda vampir var da vampir avcısı olmaz olur mu? İmparatorluktan şeyi görebilsem. Mörsineri değil de. Bunların dediğim gibi eli top tutanları var. Adamların bildiğin eli top tutuyor abi. Aha bak bu. Empire Valiant Outrider. Grenade Launcher'lı. Bu herif hem at sırtında geziyor hem bomba atarla dolanıyor. Bomba atar diyorum sana. Bomba atar. Vurdu mu sıçıyor yani adamın ağzına. Ya, kasabilir mi? Onu her baba yiğit kasamaz. Onu her baba yiğit kasamaz abi. O yüzden böyle aniden irkilip kendilerine gelip de insanların vampirlere karşı çıkma olayı çok da söz konusu değil. Çünkü her baba yiğidin harcı değil. Şimdi arkadaşlar 500 nüfuz bekliyoruz dediğim gibi. Bu 500 nüfuza hızla erişebileceğime inanıyorum. Abi sürekli olarak adam diriltiyorsunuz bu arada sizin. Eksi yememeniz lazım. Ortalık niye bu kadar şey kaynıyor ya? Bunların kökenine iniyorum ben de. Vazgeçtim ya. Sigmar'ın tapınağı. ...121 kişiyi toplamışım ha karşıma. Otoda vursam. Güzel. ...400 oldu bile. Evet, 273'e 273. Ve 428 nüfus. Birader bunları şişleyip ölüleri diriltip ordunuzu canlı tutabiliyorsunuz değil mi? Aman diyeyim abi yani şey olmasın da şimdi. Emanuel 64 tane esir almış. Aha. Patriğin ordusu. Averland. Ay. Şuraya kurulan yapı her neyse çok hoş duruyor bu arada. Onu da bir söylemem lazım. Averland'ın 2600 adamı nereye gidiyor acaba? Blood Dragon'lara. Siz boku yediniz oğlum. Siz boku yediniz kanka.
Acaba Bloodkeep'i tutmaya mı gidecekler? Efendim bebeğim? Yavrum, kendi vampir ailemi kurmak için oradan ayrıldım. Nereye gidiyorsunuz acaba abi? Yo, şehir kuşatacaklar. Şu Bloodkeep'e girecek bir delikanlı görmek isterdim ya. Harbiden. Kontes Emanuel'in anası ağlıyor. Aa bak, benim 500 nüfuzum oldu şimdi. Bir şey diyeyim mi? O kadar savaşta etti. Benim birliktekiler dursun. Kontes Emanuel'e toprak vereceğim. Emanuel, benle gel. Hizmetlerin için seni ödüllendireceğim. Steamingen'i sen alabilirsin. Lady Emanuel. Klan isimlerine uğraşamayacağım. Direkt Lord'un ismini vereceğim. Evet, Lady Emanuel. Krallığa hoş geldiniz efendim. Şimdi Kontes Nete, sana bir ordu kuralım. Sana orduyu nasıl kuracağız elbette? Ölüleri dirilte dirilte. Şöyle büyük bir haydut grubu lazım. 100-200 kişilik falan. Ya da Altdorf'a gittim. Burası imparatorluğun başkenti bu arada. İmparatorluğun başkentini elimde tutuyorum. Muhakkak benimle birileri bir yüz göz olacak. Şimdi seni aldım. Yeni bir birlik kur. Gerçi şu iskelet adam benimle kalacağına göre birliği iskelet adama kurdurayım. Ve bunu burada sağ bırakmazlar. Aa bak, diğer lady. Şimdi biz daha yeni kurulan bir krallığız, Blood of Steel. Lady Emanuel, Edgar ve Persephone isimli birilerini de getirdi. Oğlum ölmezsin deme lan. Koskoca iskelet lordu. Ölmez herhalde ya. Yani inşallah. Kapasitem olsa bunlara alıp alıp ona vereceğim. Alıp alıp ona vereceğim ama kapasitem yok. Sevgili grafiker, hoş geldin. Abi mesela şöyle bir experience için itemleri atsam çok güzel. Adamlardan daha fazla atlı yaptık. Kim dalıyor bizi? Az önceki gördüğümüz 2400 kişi var ya. Aha. Aynen onlar dalıyor abi bize. Aynen onlar dalıyor kanka. Gel buraya, gel buraya, milleti kovalama. Buraya gel. Kontes gel. Vampir ailesi kurulmadan daha ilk vuruşlarını yapacaklar galiba. Bizimkiler kendi ordusunu diriltir. Ne yapacak ki o 2400 adam bana acaba? First of all, benle gel. Nerede olduğunu bilmiyorum herifin bu arada. Arkadaşlar bu arada bu ciddi bir olay. Yani baktığınız zaman Averland oldukça kalabalık ve güçlü
adamlardan oluşuyor. Gerçekten de dikkatli olmamız gerekiyor. 162 kişi mi? Vermiyor hocam, yok. Belli şartları karşılaman gerekiyor. Ben de o şartları karşılamıyorum şu an. Ben partner de değilim. Benim tikim de yok. Ben no name'im abi. Sevgili Ramazan, bölümler özelde duruyor hocam. Katıda özel değil de direkt gizli video olarak duruyor. Onlara henüz ayar çekmedim. Var var, elimde bol bol video var. Şu şeyin geçmesini bekliyorum. Yarın da bir sınav dönemi var. Bizim bu 59 kişilik adam nerede? Emanuel'in ordusu. Bizim Witch King burada duruyor da. Abi bize dalan bu sevgili Averland. Şeyi mi kuşatıyorlar acaba bunlar? Yok ya, bunlar Steam'in gene gelecek. Ben sana diyeyim, bunlar Steam'in gene gelecek. Vampir Lady'nin ailesi insan mı? Niye Vampir Lady'nin şeyi insan ya? Abi yarınki sınavınızda başarılar. Sevgili Stone HTV, dediğim gibi bu arada teşekkür ederim öncelikle ilgin için. Ben ne yazık ki herhangi bir şekilde... Aha, orduyu gördüm. Orduyu gördüm. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? İnfo ver bana. Burayı kuşatacak ha. Dur lan, ne yapıyorsun? Ben içerideyken gelmez herhalde. Gele de bilir. Ne yapıyorsun lan deli? Lady Emmanuel ile ilişkin arttı. Gelecen mi? Steam'in yeni kuşatmaya gidiyor. Abi şehre gelmesi bunların daha mantıklı olur. Biz Steam'in gene gidelim. Bunlar şehre girsin. Bunlar şehre girsin abi. Ellemeyin, şehri kuşatsınlar. Tam şehre dalacakları sıra arkadan gelelim. Aynen. Aynen. Bizim Birecu'ya bir yardım edelim. Hey gülüm. Selamlar Matt Torman. Matt Torman hoş geldin. Abi şimdi bir saniye. Hemen askerleri şu adama ver. Biraz olsun güç kazansın. Şimdi kuşatsınlar. Ellemeyin. Biz ordu feda edip içeri öyle gireceğiz. Aslında ordu feda etmeye hiç niyetim yok ama ya Allah bilir adamın elinde nasıl bir ordu var, anladın mı? O yüzden mecbur askerlerin bir kısmını feda edip gireceğiz. Yani vampirlerin kökünü kazmaya yemin etmiş adamlar geldi buraya. Ha bu arada şunun da haberini vereyim. Bu adamlar Blood Knight'ları şişleyip geldiler. Yani bizim ayrıldığımız vampir ailesi şişlendi. Onlar şişlenip geldi yani. Averland'le beraber başka kimle savaşıyorsunuz siz? Royal Blood'la. Ha, krallık olarak barış ilan ettiler ama... Girdiler mi lan şehre? Oğlum ne ara? Ne yaptınız da girdiniz? Savunmacılara yardım için içeri. 33 süvari kaybettim.
Aa, ben takip edemiyordum onu. Direkt koşbaşını yapıp şehre girdiler ha. Hani geleceğiniz varsa göreceğiniz de var oğlum. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Ha, anladım. Anladım. Anladım abi. Anladım abi. Anladım abi. En son nerede save aldı acaba? Niye asker kaybettim ben orada peki? Kuşatmacılara yardım için içeri gir dedim. Ah be, ulan 13 dakika geri amına koyayım. Geri zekalı oyun ya. Teşekkür ederim efendim. İyi oyunlar dileğiniz için çok sağ olun. Abi savunmacılara yardım için içeri gir dedim ben. Neyse şuraya almışım. Daha sonra da savaş ilan etmemişiz. Orada hiç kendimi çarçur edemezdim bu arada. Niye ben 200 asker kaybedeyim ki üstüne? Ben niye üstüne 200 asker kaybedeyim? Çok salakça bir şey oldu ya. Yok be Ekin, seni niye banlayayım ya? Ya ben şeye ayar oluyorum. Sık save alayım bu arada. Ağlamanın lüzumu yok. Biraz sık save alayım. Ben şeye ayar oluyorum. Yani madem savunmacılara yardım için içeri girdiğimde dışarıda dövüşecek. Ben niye o adamlarımı şey yapayım ki? Ben niye o adamlarımı riske atayım? Bunlarla ben dövüşürdüm bu arada ya. Niye dışarıda başlattı ben onu anlamadım bu arada. Dışarı mı hücum ettir? Ha, beklemek yerine dışarı mı hücum ettirdim? Ah be. Dikkatli olmadım yani, dikkat etmedim ona. Ama adamlar ben geldiğimde dalıyordu. Yani savaş başlamış vaziyetteydi. Otomatikman kale savaşına atması gerekmiyor mu? Çünkü savaş başladıydı galiba. Ona dikkat etmedim. Video kaydından bakarım sonra da. Okey, dışarı hücum ettirdiysem sorun yok. Dışarı hücum ettirdiysem problem yok ama böyle yanlışlıkla falan, ya yanlışlıkla değil de ne bileyim, içeri gir dememe rağmen dışarıda başladıysa fight can sıkar yani. Kral, benim biraz daha nüfusa ihtiyacım var. Biraz daha nüfus kazanıp yeni klanı kuracağım. Abi kimseyi alamıyorum. 442 nüfus. Save al. Evet, adamlar asker kaybediyordu. Ya ben de ona güvenerekten daldım da olabilir abi. Belki de yanlışlıkla dışarı saldım adamları, bilmiyorum ki. Bizim Necromancer'a acık ordu bırakam. Dur bakalım, tekrar dalarsa anlaşılır ya. Ama ben o savaşı yapmak istiyordum. Ben o savaşı yapmak istiyordum. Bir orada şey yaptı, keyif kaçtı. ...475. Ben bir ara ne yaptım da 500'ü geçti benim nüfuz ya. Buranın kent yönetimiyle alakalı bir şey yapmış mıyım? Sonra tekrar atölye kur. Milis bölgesi, atölye. Kurum kur abi ondan sonra. Dur ya, şunlar nereyi takip ediyorsa.
Lan var ya, bak ne yapacağım biliyor musun? Şu an beni kızdırdılar. Bu adamları takip edeceğim. Bu adamlar Averland bizimkilerle savaşta değil mi? Blood Dragon'larla. Gunnerre'yi kuşatmaya gidiyorlardı. Ama beni almazlar ki şeye. Gunnerre'yi alırlar mı beni? Almazlar galiba ya. Beni alırlarsa çünkü içeri ben de Averland'a savaş ilan edip a baktım geçmişte dışa hücum demişsin. Ha dememişsin. Eyvallah, eyvallah. Tamam. O zaman oyunun götüngenliği tutmuş ya. Oluyor abi arada oluyor oluyor. Sıkıntı değil. Arada oyun efendi şey yapıyor yani. Oha lan 100K'lık ne kastım ben? Teşekkür ederim bebeğim. Arada oyun kafa ütüleme modunu açıyor. Aynen kaleye girerken 33 süvarin gidiyor, sonra girerken birinin birliğiyle karşılaştın diyor. Ha. Anladım, anladım. Oğuz abim hoş geldin. Anladım abi. Ya içeri girerken düşman ordusu bizi yakaladı. Ya Türkçe meali bu herhalde. Bizim konteslere miğfer almıyorum. Yok ya 4K'da kalsın içeride abi ne yapayım? Verebildiğin kadar yük beygiri ver kalsın kalanı. Ben bu heriflerin nerede olduğunu arıyorum şu an. Bunlara dalarken onları arkalayacağım ben. Bak nüfuzum arttı bile. 600 nüfuzum var. Birilerine toprak verebilirim. Bunlar bana niye daldı ya? Şu an dalmıyor. Oğuz abim nasılsın? Keyifler nasıl? Şimdi şöyle yapalım. Abi Kontes Nete. Seni hizmetlerin için ödüllendirmek istiyorum. Simingen şehri artık senin. Lady Nete'nin klanı. Aa, dilersem asker verebiliyorum. Ama sonra geri alamayacağım için vermeyeceğim tabii. Lady Nete kendi krallığını kursun. Zaten ışık hızında hareket ediyor. Ölmezsin değil mi? Asker toplar, adam diriltir, bir şeyler yapar ya. Biz ilk krallığımızı kurduktan sonra bir şey yapalım da. Şöyle bir save. Abi tekleyen tekliyor. Ben niye taklanamayayım ki? İki tane Witch Hunter vardı içeride. Birader bu herifler nerede? Şu an savaş varsa adamlarla savaşırken ben içerledim ha ben o fight'in intikamını alacağım ya.
Fairyland'le falan mı uğraşıyorlar acaba? Ben o 2800 askeri gördüm. Yani kalelere malelere de girmiş değiller. Dışlandım. Aa, Oğuz abim tekleyebiliyor. Shadowman teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. O deli dana gibi dolanıp duruyor mu ortalıkta? Göster bakayım bir elinde ne var ne yok. O 100 zırhlı at zırhı. Şimdi ben bu 100 zırhlı at zırhını alabilirim. Fark etmez, illa vampir gözükecek diye bir kaide de yok. Ödemeyi de elimdekilerle yaparım. Oğlum benim elimde ne para varmış ya. Herif eksi 197 bin borçta kalıyor. Her şeye rağmen. Abicim esir aldığım imparatorluk atlarıyla ödeme yapayım ben sana. Geri ver atlarımı. 5000 vereyim sana. Ne oldu? O bahaneyle atımın 100 zırhı oldu. Neyse tamam. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Bizim kız en azından kendine yeni adamlar toplar. Daha kalabalık ve güçlü bir klan oluruz. Bir şekilde intikamımız da alınır. Ya ben burayı var ya şehir içinde savunmayı çok istiyordum ya. Hemen bir lavaboya gideyim geleyim sevgili dostlar. Öyle devam edelim. Hatta şöyle yapalım. Biz bu videoluk burada bırakalım. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim. Artık böyle en yakın alınabilecek kale hangisi ise belki imparatorluğun üstüne oynarız. Belki başka bir şekilde ilerleriz, bilemiyorum şu an. Şimdilik videomuzun burada sonuna gelmiş olalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim gelecek bölümlerde. Esenlikle kalın. Bay bay.